Efendim hiç kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik etmek için ekonomik, siyasal, toplumsal hadiseler ve gündeme dair konular ve konuklarla çok yönlü bir bakışla yine Akit TV'de işte bu ekranlarda karşınızdayız. Ve Gece Ajansı'yla size hitap ediyoruz. Evlerinize bu temiz efendim ekranlardan misafir oluyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz ve Gece Ajansı'na hızlı bir giriş yapalım efendim. Ben Muhammed Binici. Kıymetli izleyenler, sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Melek Mosso konseri sonrası biliyorsunuz Süleyman Paşa Belediye Başkanı istifa etti. Acaba istifa mı etti yoksa görevden alındı mı? Biliyorsunuz yeni yüzyılda, yani Türkiye'nin yüzyılında yeni projeler hayata geçti ve artık ailevi unsurlara çok önem veriliyor. İşte görevden alınan belediye başkanı ve yine sebebi de aslında ailevi değerlere Melek Mosso gibi sanatçıların yapmış olduğu konserlerindeki sözleri aileyi hedef aldığı için aslında toplum çoğu zamandır, uzun zamandan bu yana tepki gösteriyordu. İşte bardağı aslında taşıran son damla da Süleyman Paşa Belediyesi'nin yapmış olduğu o etkinlik oldu. Ve bu işte bugün de istifa etti Süleyman Paşa Belediye Başkanı sevgili izleyiciler. Evet, sıradaki haberimizle devam edelim. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ekonomi ile ilgili biliyorsunuz yeni adımlar atılıyor ve ekonomi koordinasyon toplantısı da bu kapsamda yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Yılmaz, enflasyonla mücadele kararı ve yeni adımların da atılacağını söyledi. Bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. Ekonomi zirvesinden enflasyona mücadele mesajı çıktı. Piyasalarda gözler Beştepe'deydi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şener katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. Öncelikli başlığın enflasyonla mücadele olduğu toplantıda ekonomiyle ilgili yeni yol haritası masaya yatırıldı. Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Kurul son toplantısını geçen yıl 27 Aralık'ta yapmıştı. Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantı yeni dönemin ilk toplantısı oldu. Efendim, Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. Zürih Devrimci Grev Kolektifi adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Başkan Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı. Yine bir skandalı imza attılar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı ipe asılı gösterdiler. Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. Zürih Devrimci Grev Kolektifi adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Başkan Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği feminist grevine sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce Erdoğan'ı öldürün yazılı pankart da açtı.
Hatırlanacağı üzere Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen hayır mitinginde siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve Erdoğan'ı öldürün yazısı altında da kendi silahlarıyla ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti. Efendim, seçimi kaybettiklerinin ertesi gününden başlamak koşuluyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayan Ekrem İmamoğlu'nu susturma çalışmaları bir kez daha başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İmamoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin kucaklaşma görüntüleri servis edilirken görüşmede kalpten bir mutabakata varılmadığı ise koltuğu isteyen Ekrem İmamoğlu'nun yüzünden okunuyordu. İşte o yüz ifadesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynamaya devam ediyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün Ankara'da bir araya geldi. İlk ekran 60 küsür düştü. Gazetecileri atlatarak Ahlatlı Bel'de görüşen ikili, 2 saatlik toplantı sonrası gergin halleri ve zoraki tebessüm edercesine verdikleri fotoğrafla gündem oldu. İmamoğlu görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı. Görüşeceğiz tabii, genel başkanımız, her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmeye damga vuran olaysa toplantı sonunda yaşandı. Seçim hüsranının ardından bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahçe görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ellerini beline götürerek yürümesi gerilimi gözler önüne serdi. Kuralları bilmiyoruz tabii ama arada bir toplantı diye çıkıyoruz. Neyse, bir ön karar verdik yani, genel başkanımız bir eşlik edebiliriz. Memnuniyetle. Siz yaparsanız başkanın demediklerini bırakmazsınız. Biz de oynayın bence. Hayır, onun için genel başkanım başlasın, ne yapayım derim. Genel başkan yaptı, ben de onun için yaptım derim. Efendim, CHP tarafında kazan kaynamaya devam ediyor. Öyle ki o kazanın kaynamasından çıkan buharda Kılıçdaroğlu kabinesinde işte bak, danışmanlarına kadar sirayet etti ve CHP Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla ve bir açıklama yayınladı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve baş danışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerinin 14 Haziran 2023 tarihi itibariyle sonlandığını açıkladılar ve edinilen bilgiye göre danışman ve baş danışman sıfatıyla görev alan Nuşerivan Elçi, Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak, Hacer Fokku, Jeremy Rifkin, Cevdet Nasırhanlı ve Deniz Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isimlerle yollar ayrıldı sevgili izleyiciler. Baş danışman olarak görev yapan tam 40 tane ismin olduğu da edindiğimiz bilgiler arasında. Evet, isterseniz sıradaki haberle devam edelim ama şunun altını da sevgili izleyiciler çizelim. 4 Haziran öncesi Kılıçdaroğlu'nu da yüceltenler, danışmanlar olmak kaydıyla o baş danışmanlar nezdinde de Kılıçdaroğlu'nun aleyhine söylemler geliştirmeye başladılar. Ve yine Kılıçdaroğlu'nun kendi içerisinde, parti içerisinde de göreve getirdikleri de Kılıçdaroğlu'nun aleyhine çalışmaya başladı. İşte aslında belki de bu açıklamayla bunun su yüzüne çıktığını hep birlikte görmüş oluyoruz. Şimdi bu haberimiz de çok önemli. Yine CHP mahallesinden gelecek sevgili izleyiciler. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde
ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Mahkemece daha erteleme kararı verildi. Dava için erteleme kararı verildi ve bu davaların bundan sonra da daha artarak da geleceği aslında öngörülüyor. Çünkü değişik yine bununla alakalı iddialar var başka davalarla ilgili. Bir sonraki duruşma ise 30 Kasım'da görülecek sevgili izleyiciler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası bugün görüldü. Mahkeme heyeti erteleme kararı verdi. Genel Başkan'la Ankara'da bir görüşmeniz oldu. Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları karşılamayan bir firmaya ihale verildiği gerekçesiyle ihaleye fesat karıştırma suçundan dava açılmıştı. Dolayısıyla İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asya Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Saat 14.30'da başlayan duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında erteleme kararı verildi. Bir sonraki duruşma 30 Kasım saat 15'te görülecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı ihbar eden olarak yer alırken Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel dişi sağlamsa şüpheli sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nda aralarında bulunduğu 7 kişinin ihaleye fesat karıştırma suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Ayrıca 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince siyasi yasak uygulanması da istenmişti. Evet, tarihi aslan dedi. Çok önemli bir haber var sırada. Rusya asrın sinsi tehlikesi LGBT'ye kelimenin tam anlamıyla savaş açtı. Batı tarafından finanse edilen LGBT'ye. Burada bir parantez açalım kıymetli izleyenler. Bakın LGBT dediğim zaman anlamayanlar var. Bu anlaşılana kadar tekrar edeceğiz. Efendim eşcinsel sapkınlığa dememiz gerekiyor. Çünkü LGBT'nin altında gizli şifreler var. O gizli şifrelerle beyinler kodlanıyor. İşte Rusya eşcinsel sapkınlığa savaş açtı ve bu anlamda da önlemler alıyor Rusya. Rusya'da doğuştan gelen cinsiyet anomileri dışında cinsiyet değiştirme ameliyatları yasaklandı. Konuya dair açıklama yapan devlet başkanı Putin, aileyi kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar diyerek ulusa seslendi. Rusya, asrın sinsi tehlikesi LGBT'ye kelimenin tam anlamıyla savaş açtı. Putin LGBT'ye dur dedi. Rus parlamentosu cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasayı onayladı. Böylece ülkede artık cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılamayacak. Rus meclisi çarşamba günü geçirdiği bir yasayla ülkede ameliyat veya medeni durum yoluyla cinsiyet değişikliğini yasakladı. Rus parlamentosu Duma'dan yapılan açıklamada şu çarpıcı ifadeler kullanıldı. Cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahalelere ve tıbbi müdahale olmaksızın cinsiyet geçişlerinin nüfus kaydına ilişkin değişimlerine yasak getiren yasa tasarısı onaylanmıştır. Tasarı çocukların genital organlarının gelişiminde anomaliler olması durumunda bu tür ameliyatlara izin veren istisnalar öngörüyor. Ancak bu istisna tıbbi operasyonlar için de hükümet organlarından onay almak gerekecek. Tasarıyı savunan milletvekilleri LGBT örgütlerinin gençlere karşı yakıcı faaliyetler yürüttüklerini ileri sürüyor. Parlamentodaki ana grupların liderleri tarafından önerilen metin, geleneksel aile değerlerini savunan ve evliliği yalnızca bir erkek ve bir kadının birlikteliği olarak tanımlayan Rusya Anayasası'na dayandırılıyor. Ukrayna'daki çatışmaya paralel olarak Rus hükümeti Ortodoks Kilisesi ile işbirliği içinde Batılı sapkınlara karşı geleneksel değerler adına oldukça yerinde bir politika izliyor. Rusya daha önce eşcinselliğin propagandasının yapılmasını yasaklamıştı. Öte yandan Rusya'dan bu girişim, Dünya Sağlık Örgütü'nün trans kişi olmayı ruhsal ve davranışsal bozukluk kategorisinden çıkarmasının ardından geldi.
dayatma olarak algılanan ve Rus toplumuyla aile kurumunun hedef alındığını belirten bu adım üzerine Rusya Sağlık Bakanlığı cinsiyet değiştirmeyi basitleştiren yasal düzenlemelerde değişikliğe gitme kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık ayında onayladığı yasayla ülkede LGBT propagandası yasaklandı. Buna göre geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı hale getirildi. Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı. Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlandı. Rusya'da LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını yapanlar 10 milyon Rus rublesine kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Vatanın Rusya'ya savaş alanında yenmenin mümkün olmadığını anladığı için enformasyon ve kültür saldırısı yaptığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT ile ilgili Şubat ayında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Aile bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik demektir. Dünyadaki her dinin kutsal metinleri bunu ifade ediyor ama Batı bu kutsal metinlerden şüphe ediyor. Rus halkını ve çocuklarımızı yozlaşmadan korumalıyız ve koruyacağız. Evet işte görüyorsunuz Rusya ve Putin, Rusya'nın genel başkanı. İstanbul Sözleşmesi'nden bu yana kararlı tutumuyla aslında dikkatleri üzerine çeken bir başkan olarak aslında Putin'i tanıyoruz. İşte LGBT ile ilgili, eşcinsel sapkınlıkla ilgili de son noktayı Rusya'da koydu sevgili izleyiciler. Türkiye'nin tutumu ve Rusya'nın tutumu LGBT ile eş değer, aynı seviyede paralellik gösteriyor. Dünya bu anlamda ikiye ayrıldı zaten. Burada eşcinsellik propagandası yapan, sapkınlık propagandası yapanlarla bunu elinin tersiyle itenler, onlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.